Zemzemin Neşeli Mutfak kanalımdan Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlere çöp şişli tavuk eti yapmak istiyorum harika bir lezzeti var çok güzel sebzeli ve harika bir sosuyla bu e, çöp şişli tavuk etini yiyeceksiniz gerçekten çok lezzetli oldu sos sayesinde hemen yapımına geçiyorum İlk önce arkadaşlar 6-7 tane böyle biberlerim var siz dilediğiniz kapya biber de kullanabilirsiniz. E, bu biberlerimi güzel güzel böyle çok küçük olmayacak bir şekilde hepsini doğruyorum. Biberler tamamen doğrandıktan sonra arkadaşlar şimdi domatesleri aynı büyülük, büyüklükte doğruyorum. Ee, birazcık büyük olsun ki pişince zaten hem suyu çekiliyor hem de piştiği için küçülüyor. Bütün domateslerimi de aynı şekilde doğradıktan sonra zaten görmüş olduğunuz gibi bir büyük e, tavuğumun göğsü vardı. Ee, şimdi sosuna sosuna nane, toz kırmızı biber, kimyon, zerdeçal, tuz ve karabiber kullandım. Siz e, dilediğiniz baharatı kullanın ve üzerine 2 diş böyle çok küçük kesilmiş sarımsak ilave edin. Ve bu sosu güzelce karıştırın. Kenarda sarımsağın e, tadını vermesini bekletin birazcık. E, bu kenarda böyle beklesin. Biz de o arada şişlerimizi hemen yapalım. Görmüş olduğunuz gibi uzun kürdan çöp şişlerim var ve böyle bir tepsim var. Hemen tepsime sırasıyla tavuk biber ve domates olmak üzere bütün çubuklarıma geçiriyorum hepsini bütün işlemi bütün tavuklarım için bütün çöp şişlerim için uyguluyorum ve güzelce yağlamış olduğum tepsimin altına diziyorum. Yağlarsanız daha iyi olur hem böyle kuru kalmamış olacak zaten sosu gezdireceksiniz ama altı da yapışmasın diye böyle yağlasanız daha iyi olur. Hepsini bütün işlemi aynı şekilde uygulayıp ardından üzerine soslarını gezdireceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bütün çubuklarımı dizdim arkadaşlar. Ee, şöyle güzelce aralarını açıyorum ki bütün soslar üzerine gelsin ve güzel pişsin. Ardından sosumun hepsini e, böyle tek tek sürme işlemine başlıyorum. Ben böyle yaklaşık 1 çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. İçerisine de baharat ve sarımsaklarımı ilave ettim. Ve tavuklarımın hepsinin üzerine güzelce yediriyorum. Bu pişince muhteşem bir kokusu oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıp 200 derecede fan bölümünde kızarttım ben tavuklarımı. Fan bölümünde pişirdim. Ve sizlere sonucunu hemen göstermek istiyorum. Bakın şöyle çok güzel çıtır çıtır e, mangal tadında güzel bir çöp şiş oldu. Tavuk çöp şiş. E, siz de mutlaka denemelisiniz. Hatta misafirlerinizin servis tabağının yanına bundan 2 tane pilavın yanına koyarsanız yeterli oluyor. Hem sebzeli hem doyurucu hem de tavuk hepsi bir arada oluyor. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.